Sada buri zoru ki ben jive aşırı kırıv edene, ben özümü ben özüm edene. Yani dışta dışmın emel sayı zoru kadatını kırıviye ben jidahi insanın değil sarı insanat yeden aynı. Ve ca as ve sadruje mekada ha barsı ve ma devleti çıda ve hazara cüvanı kurt girtine avine bine hücrada. Cüvanı çak belek dimrin, dayki nuhun ve bizan müjdes mali berdin, müjdes hamit işte berdin, bekevim peyvaza ruka. Bilek olmayan yasak ve kısıtlama kararlarıyla yaratılan haber alamama durumuna karşı Türkiye'de 29 farklı bar ve kayıtlı 775 avukat 10 Haziran ile 17 Haziran 2022 tarihleri arasında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına ve İmralı Cezaevi İdaresine başvurarak avukat ziyaretlerinin bir an önce gerçekleştirilmesine yönelik talepte bulunmuşlardı. İçlerinde baro başkanlarının da bulunduğu yüzlerce avukatın bu başvurusuna herhangi bir yanıt verilmemiştir. Akabinde Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 22 farklı ülkeden 350 avukat 14 Eylül 2022 tarihinde, Orta Doğu'dan 756 avukat da 19 Eylül 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunarak İmralı Ada Hapishanesi'nde bulunan tutsaklarla görüşmek istemiş ve sürdürülmekte olan ihlal durumlarına son verilmesi talebinde bulunmuştur. Ancak maalesef bu talepler de yalnızsız bırakılmıştır. Türkiye hapishanelerinde uygulanan tecrit ve izolasyon uygulamalarının kaldırılması talebiyle hak ihlallerine karşı mahpuslar tarafından birçok kez açlık grevi eylemleri gerçekleştirildi. 27 Kasım 2020 tarihinde tecrit ve izolasyon uygulamalarına karşı Türkiye hapishanelerinde başlayan süresiz dönüşümlü açlık grevleri 290. gününde bitirildi. 2021 yılı içerisinde de mahpuslar tarafından ceza infaz sistemindeki sorunlara tepki olarak yeniden açlık grevi eylemleri başlatıldı. Son olarak yukarıda açıklanan girişimlerin sorunsuz kalması üzerine 27 Kasım 2023 tarihinde İmralı Hapishanesi'nde devam eden tecrit uygulamalarının son bulması ve Türk sorununa demokratik çözüm talebiyle birçok mahpus tarafından dönüşümlü açlık grevi eylemleri başlatıldı. Hali hazırda en az 150 mahpusun 10-15 günlük dönüşümlü açlık grevinde olduğu biliniyor. Bu sayı her dönüşüm süresinde artıyor ve mahpusların sağlıkları olumsuz yönde etkileniyor. Mahpusların açlık grevlerine destek vermek amacıyla Barış Anneleri öncülüğünde bugün 100. gününü geride bırakan adalet nöbeti eylemleri devam etmektedir. Geçmişte birçok kez yaşanan ve mahpusların yaşamlarını yitirmelerine dahi neden olan açlık grevleri konusunda mahpusların sağlıklarına dönük her türlü önlem alınmalı. İhtiyaç duydukları besinler karşılanmalıdır. Kalıcı çözüm için ise mahpusların taleplerinin devlet ve iktidar yetkilileri tarafından dikkate alınarak İmralı ve diğer tüm hapishanelerdeki tecrit ihlallerine derhal son verilmeli. Aile ve avukatlarının görüş talepleri geçmişte yaşanan acı tablolar ortaya çıkmadan derhal kabul edilmelidir. Ayrıca biz bu usta Adalet Bakanı'nda bir çağrıda da bulunmak istiyoruz. Söz konusu açlık grevlerinin şartları ve koşullarının dikkate alınarak bir heyet kurularak açlık grevlerinde bulunan şahslarla tek tek görüşülmeli ve son olarak da buna bir çare bulunmalıdır. Aksi halde gidilecek yol diğer açlık grevlerini de aratmayacaktır.